Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar 2023 Aralık aylık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili ikizler sizin için Aralık ayı ilişkilerinizle ilgili önemli kararlar verip adımlar atabileceğiniz önemli dönüşümler yaşayabileceğiniz bir ay konu başlıklarına şöyle bir bakalım Güneş ayın 22'sine kadar yay burcunda Mars ay boyunca yay burcunda olacak ve yay burcunda yeni ay doğacak Yengeç burcunda bir dolunayımız var. Merkür gezegeniniz Oğlak Burcu'nda başlayacak aya ancak ay ortasından itibaren geriliyor, retroya geçiyor ve ay boyunca Oğlak ve Yay Burcu'nda olacak. Evet şimdi detaylara bakalım. E, Merkür hemen ayın başında Oğlak Burcu'na geçecek ki yönetici gezegeniniz sevgili ikizler. Merkür'ün hareketleri her zaman sizin için çok daha önemli ve etkili olacak. Ayın e, hemen başından itibaren para işleri, hesap işleri Hani buralarda daha titiz, daha planlı, daha düzenli olabilirsiniz ki Merkür retrosu başlamadan önce de bence bu para hesaplarını, alışverişlerini, hani banka işleri, kredi başvuruları ve benzeri konuları daha iyi analiz edebilir, daha doğru adımlar atabilirsiniz. Ve yine Merkürün Jüpiterle yapacağı üçgen açı 8-9 Aralık civarını sizin için çok daha keyifli ve şanslı hale getiriyor. Hani parasal bir sorununuzu çözmeniz, güzel haberler almanız, yardımlar, destekler almanız mümkün. Bu şanslı enerjileri değerlendirebilirsiniz. Ve ayın 13'ünde 20 derece yay burcunda yeni ay doğacak. İlişki evinizde bir yeni ay var. İlişkilerle ilgili konularda yeni kararlar verebilirsiniz. Bu bir tanışma da olabilir. Yeni bir arkadaşlık, yeni bir teklif olabilir. Ve bu alanlarda hayatınızda biraz daha mücadele söz konusu olabilir. Eğer bir ilişki içerisindeyseniz, ilişkinizle ilgili, belki eşinizle, partnerinizle, ortağınızla birlikte yapabileceğiniz faaliyetler vereceğiniz kararlar anlamında hareketliliğin arttığı bir dönem, karşınızdaki kişinin, eşinizin, partnerinizin yaşamında da tabii ki bazı yenilikler, başlangıçlar olabilir. Bu da sizi dolaylı olarak etkileyebilir lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız özellikle güneş burcunuza yükselen burcunuz 20 derece ve yakınlarında mı Eğer böyleyse sizin için bu yeni ay çok etkili bu yeni aile birlikte bir evlilik bir işbirliği bir arkadaşlık adına yeni kararlar verebileceğiniz gibi süre gelen ilişkilerinizde de belki yeni bir aşama söz konusu olabilir ve ilişkilerle bağlantılı olarak yaşamınızda önemli etkiler başlayabilir Şimdi Merkür ayın 13'üne kadar Oğlak burcunda ileri harekette. Bu da sizi özellikle zihinsel anlamda daha kararlı, daha mantıklı, daha rasyonel yapacak. Hani para, alışverişler, ticari işlerinizde verimli olabilirsiniz bu dönemde. Ama 13'ünden sonra retro başlıyor. Bu da biraz yavaşlamanız gerektiğini, biraz dinlenmeniz gerektiğini, biraz hani ileri gitmek yerine şöyle bir içinde bulunduğunuz şartları gözden geçirip biraz geriye bakmanız gerektiğini işaret ediyor. Oğlak'ta başlayacak retro 23'üne kadar Oğlak Burcu'nda para hesaplarında gözden kaçırdığınız detaylar olabilir. Burada hani geçmişten gelen bazı borçlar, ödemeler ya da hani çözmeye çalıştığımız konular tekrar devreye girebilir. 23'ünden itibaren ise Merkür yay burcunda gerileyecek 2 Ocağa kadar. Bu süreçte her türlü ilişki dinaminizde, ilişkilerde anlaşmazlıklar artabilir. Lütfen herhangi bir sorun olsa bile bunu çözmek için çok fazla çaba harcamayın çünkü enerjiniz boşa gidebilir. Karışıklıklar olabilir. Karşınızdaki kişi eşiniz ya da partneriniz geçmişle alakalı konuları sürekli karşınıza çıkarabilir. ve bu durum sizi biraz günlük hayat içerisinde yorabilir. Hani iletişim ve ilişkilerle ilgili alanda daha dikkatli ve temkinli olmamız gereken bir süreç. Tabii ki eski ilişkiler, eski partnerler, eski arkadaşlar ve benzeri konular. Bizim nostaljik dediğimiz durumlarda bu dönemde daha fazla kendini hatırlatabilir. Ayın 22'sinden itibaren Güneş artık Oğlak Burcu'nda parlamaya başlayacak. 27 Aralık'ta Yengeç Burcu'nun 4 derecesinde güzel bir dolunay var. Evet bu dolunay sırasında çok sayıda açı var ama güzel açılar da var. Özellikle Jüpiter Güneş arasındaki Üçgen açı Dolunay'ın enerjisini daha e, bereketli, daha aslında biraz daha şanslı hale de getiriyor. Şimdi Dolunay para evinizde parlayacak, dolayısıyla para konularında bir amacınıza ulaşmanız e, bu Dolunay'da mümkün. Hani iş arayanlar için bir işe girme, çalışma, işte para kazanma konusu olabilir. E, ya da bir paranız var, işte bu paranızla e, bir şey almak istiyorsunuz, bir bereketli bir alışveriş yapabilir belki ev almak için, emlak almak için, bir yatırım için bir kredi başvurunuz olabilir. Daha önceden yaptığınız bir başvurunun sonucu gelebilir. Bir mülkü satabilir, kiralayabilirsiniz ve benzeri konularda daha çok hani para, finans, mal varlıklarınızla ilgili, mali durumunuzla ilgili konularda dolunay hayatınızda bir şeyler netleştirecek ve sonuç almanızı sağlayacak. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle öncü burçlarda gezegenleriniz varsa, işte yengeç, koç, terazi ya da oğlak sıfırla 8 derece arasında bu dolunay sizin için çok daha etkili olabilir, önemli olabilir, şanslı etkileri olabilir. 26 Aralık, 27 Aralık, 28 Aralık yani Güneş Jüpiter üçgeninin özellikle o bereketli etkisini iyi değerlendirmeye çalışalım. Bununla birlikte tabii ki yine aynı günlerde retro hareketteki Merkür, Neptünle de kare açıda olacak. Hani bu ilişkilerle ilgili alanda size çok idealist, hatta çok böyle hayalperest yapabilir. E, lütfen e, biraz hani kandırılmalara da açık olabileceğiniz için e, alışverişlerde de, ilişkilerde de, duygusal konularda da e, daha mantıklı belki daha e, olaylara objektif daha rasyonel bakmaya özellikle dikkat edelim sevgili ikizler. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşçakalın.